Nereye gidiyorsunuz Faruk Bey? Karargah. Ah, deli misiniz? Her taraf ateş ve alev içinde yanıyor. Paramparça olmaya mı gidiyorsunuz? Bataryamın başında bulunmam lazım. Hayır, bırakmam, gidemezsiniz. Bu sefer de abim sizi öldürecek. Gitmem lazım diyorum. Hayır, gitmeyin Faruk Bey, ne olur. Bir şeyiniz yok ya yüzbaşı. Hayır. Sizde zayiat var mı? İki hafif yaralı. Ucuz atlattık desenize. Doğru yüzbaşım. Doğrusu yaman bir pilot. Kardeşim. Kardeşim ne oldu? Merak etmeyin. Hiçbir şey olmadan geri döndü. Şükür Allah'a. Matmazel. Bu gece beni bir an olsun düşündüğünüz için teşekkür ederim. Hareketlerimi herhalde yanlış anladınız yüzbaşı. Ben sadece kardeşim tarafından öldürülmenizi istemedim. Neden? O zaman size karşı duyduğum büyük nefretin belki bir parçasını kaybederim diye korktum. İnanmıyorum. Nefret eden bir kadın, nefret ettiği adamın yakasına yapışarak onu ölümden kurtarmak için kapıya kadar sürüklenmez. Yüzbaşı Faruk'un kasaba halkına iyilikleri devam etmektedir. Almanlara esir düşen belediye reisi Radulescu'nun oğlunu kurtarmıştır. Bu toplantı onun şerefinedir. Yakışıklı kumandanımız Faruk Bey, Maria'dan başka kimseyle dans etmeyecekler mi bu gece? Herhalde Matmazel Maria'nın müsaadelerine bağlı bu. Yanıldığınızı sanırım Matmazel. Türk erkekleri kadın buyruğuna girmezler pek. Bu haksızlığı derhal tamir etmek lazım. Maria, artık bu kadarı fazla. Bu gece olsun yüzbaşı Faruk Bey'i biraz da bize bırak. Aferin Nina'ya. Kumandanı tevkif edip muhafazaya aldı. Kim kimi tevkif edecekse etsin de biraz da biz dans edelim. Ne güzel gözleriniz var. Tam sevilecek erkek tipisiniz yüzbaşı Faruk Bey. Bizim memleketimizde kızlar erkeklerle böyle konuşmazlar Matmazel. Neden? Ayıp sayılır da onun için. Genç bir kızın bir erkekten hoşlanmaya hakkı yok mudur? Mesela siz hoşlandığınız bir kadına bunu söylemez misiniz? En başka. Ben erkeğim, söylerim. Demek erkekse zarar yok, kadınsa ayıp sayılıyor. Ne garip bir adet bu. Gelin yüzbaşı. 5 dakika baş başa konuşalım. Sizinle konuşmak, dans etmekten daha hoş olacak. Şimdi söyleyin, dünya üzerinde kadın erkek aynı haklara sahip değil midir? Orası öyle ama. Bu ne tatlı sohbet böyle. Matmazel'le bir meseleyi münakaşa ediyorduk. Merak edilecek bir şey değil Maria, sadece bir aşk meselesi. Tekrar dans edeceğiz değil mi yüzbaşı? Memnuniyet. Bütün genç kızların kalbine hakim oldunuz bu gece Faruk Bey. Neye yarar? Şu anda bütün dünyadaki kızların kalbine hakim olmaktansa tek ve mağrur bir kızın küçücük iltifatına sahip olmayı tercih ederdim. Yüzbaşı. Geliniz, sizinle dans edeceğim. Müsaadenle Maria. Thank you.
Bütün kızların gözü yüzbaşıda. Ne isterler şey yapsınlar. Beni alakadar etmiş. Hayatımda hiç bu kadar heyecanla dans ettiğimi hatırlamıyorum. Anlaşıldı. Bütün Roman kızları cesur ve çapkın oluyorlar. Aşağı yukarı öyle. Ben çapkın olmayan bazı Roman kızları da tanıyorum. Yoksa Maria'dan mı bahsediyorsunuz? Aa, galiba aşıktınız ona. Nereden çıkardınız bunu? Dans etmenizden. Baksanıza, Maria görecek diye kollarınızı belime dokundurmaktan korkuyorsunuz. Sizi yerinize götüreyim müsaade ederseniz. Bir an önce Maria'nın yanına gitmek için mi bu acele? Rica ederim Mademoiselle. Müsaade eder misiniz yüzbaşım? Hay hay, buyurun. Eğer yolunuzu kesmesek hiçbirimizi dansa kaldırmayacaksınız yüzbaşı. Dans etmesini iyi bilmiyorum da onun için Mademoiselle. Tecrübe edenler öyle söylemiyorlar Faruk Bey. Başım ağrıyor halacığım, artık gidecek mi? Sen bilirsin kızım. Müsaadenizle. Hay hay, müsaadesiz. Müsaadenizle. Ayrılmak için daha çok erken değil miydi madem Mihailes? Kusura bakmayın Monsieur Radilescu, kendimi iyi hissetmiyorum. Ne oldu? Neyiniz var Mademoiselle Mariora? Rahatsızlandım. Biz gidiyoruz Faruk Bey. Müsaade ederseniz size refakat edeyim. Bizim için zahmet etmeyin, siz kalın. Yorgunum. Zaten yarın da erken kalkacağım. Bu davetinizden dolayı teşekkür ederim. Asıl biz size teşekkür borçluyuz. Güle güle. Maria ne yaptı etti, yüzbaşıyı elimizden kaçırdı. Bu gece epey eğlendiniz değil mi yüzbaşı? Pek o kadar değil Matmazel. Dans ederken kızlarla öyle hararetli konuşuyordunuz ki sizi gören hepsine birden aşık olduğunuza hükmederdi. Herkes istediğini düşünmekte serbesttir. Neden öyle aksi cevap veriyorsunuz? Aksi cevap vermiyorum. Biraz yorgunum da. Az dans etseydiniz. Kızlar bıraktılar mı? Misafir olduğunuz için size yakınlık göstermek istediler herhalde. Bir yabancıya nezaket göstermek vazifedir. Öyleyse neden kızıyorsunuz? Kim? Ben mi kızıyorum? Kızmış filan değilim. O sizin düşünceniz. Niye gülüyorsunuz? Rica ederim, gülünecek ne var şimdi? Farkında mısınız? Birbirimizle kavga ediyoruz adeta. Size öyle mi geliyor? Evet. Birbirini seven, kıskanan iki aşık gibi kavga ediyoruz. Çıldırdınız mı siz? Niye kıskanacakmışım sizi? Saçmalıyorsunuz yüzbaşı. Hayır, saçmalamıyorum. Birbirimizi kıskanıyoruz Maria. Bana ne cesaretle Maria diye hitap ediyorsunuz? Günlerden beri içimizi yakan, beynimizi tutuşturan şeyler bu gece dudaklarımızdan dökülüyor Maria. Rica ederim. Bana Maria diye hitap etmeyin diyorum size. Üşüyeceksiniz. Ne güzel bir gece değil mi? Neden cevap vermiyorsunuz? Rica ederim susun Faruk Bey. Susun artık. Bütün kainat önüne katmış, şuursuzca sürüklüyor bu gece bizi. Ne olur kendimize gelelim. Biz sadece iki düşmanız. Sonuna kadar da iki düşman olarak kalmaya mahkumuz. İnsan olduğumuzu unutuyorsun. Önüne geçilmez bir kuvvet bizi birbirimize yaklaştırıyor. Buna hakkımız yok Faruk Bey. Yanlış düşünüyorsun Maria. Yakında sulh olacak. Bu acı hatıralar unutulacak. Niçin tanıştık sizinle Faruk Bey? Ne olur gidin artık. Bir insanın tahammül edemeyeceği kadar ıstıraplar içinde kıvranıyorum. Ya Rabbi, ne büyük bir günah işliyoruz. Sevmek günah olamaz Maria.
aşkın vatanı yoktur.